الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dat harfiyle başlayan hadis-i şerifler 723 da yemineke sağ elini koy. Nereye? Alel mekânillezî teştekî. Şikayet ettiğin, rahatsız olduğun vücudunda ki mekana, o yere, o mıntıkaya sağ elini koy. Sağ el rahatsız olduğumuz bölgeye konulacak. Femseh biha seb'a merrat. O bölgeyi 7 sefer meshet. Ve vakul, her meshettiğinde de bunu söyle. Auzu, sığınırım. Bi izzetillahi ve kudretihi. Allah'ın izzetiyle, kudretiyle ona sığınırım. Neyden sığınırım? Min şerri me ecidu. O ecidu, bu hissettiğim, efendim, sıkıntısını çektiğim ağrının şerrinden Allah'a sığınırım. Bunu söyle fi kulli meshatin, her meshettiğin zaman. Demek ki ağrı olan yere 7 sefer meshedilecek ve her yapılan mesihte de bu dua yapılacak. Auzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu. Yedi yüz 24. hadis-i şerif. Da'u as-savta, kamçıyı koyun. Haysu yarahul hadimu, hizmetçinin görebileceği yere. Yani kamçı terbiye etme aletidir. Bu kamçı kullanılmak değil, belki de bazen, efendim, göstermek. Buradan da sanki murat odur. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce son sözleri es-salâh, es-salâh, namaz, namaz. Ondan sonra وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانِكُمْ, elinizin altındakilerine riayet etme. Yani namaza dikkat edin, bir de elinizin altındaki bulunanlara dikkat edin. Onlara hani şefkatli, onları, efendim, gücünün getiremeyeceği şeyi yapmama, öyle bir iş varsa da onlara yardımcı olma. Yani iki kişilik bir iş var, tek bir kişidir, onunla beraber o işi yapma. Ama burada da, efendim, ne bir caydırıcılığı var. Yani, efendim, yoksa vakarı gider, denge bozulur. Demek ki bir tarafta da ne olacak? Ciddiyetini de koruyacak. 765. hadis-i şerif. Ed-dahiku fil mescidi, camide gülmek. Zulmetun fil kabri, kabirde karanlıktır. Ya, çünkü gülmek zaten hoş değil. Bu kahkahayla gülmek. Bir de bunu mescitte yapmak, hani zina pistir, yaşlı yaptığı zaman daha pistir. O da mescitte olduğu zaman daha da, efendim, sıkıntı oluyor. Malum kalp, kalbi de öldürüyor. Ondan sonra ölümü hatırlamayı unutturuyor. Bu kabirde karanlıkta kalmaya sebep olabiliyor. Onun için camide aslında, yani pek cami daha çok ibadet edilen mekan, namaz kılma yeri, özellikle namaz kılma yeri, Kur'an okuma yeri,
İtiraf edeyim. Yani böyle yerin böyle gülmeyecek, kahkaha atılacak yerler değil. 767 66. hadis-i şerif. Ad-dahiku dahikani, gülmek iki kısımdır. Dahikun yuhibbuhullah, bir Allah-u Teala'nın sevdiği bir gülme var, tebessüm var. Bir de ve dahikun yemkutuhullah, bir de Allah'ın sevmediği, buğz ettiği bir gülme var. Feemmel dahikullezi yuhibbuhullah, Allah-u Teala'nın sevmiş olduğu gülme, tebessüm hangisidir? Budur. Ferraculu yahushu fi vecihi ahihi, adam yahuşşu, neşeleniyor, fi vecihi ahihi, kardeşinin, din kardeşinin yüzünde tebessüm ediyor. Hadesete ahdin bihi, yani o din kardeşini görmeyi arzuluyor. Onunla karşılaşıyor. Ve ondan gördüğünden dolayı da seviniyor, tebessüm ediyor. Ve şevkan ile rü'yetihi, yani şevk ediyor, arzu ediyor, ileru yetihi, onu görmeyi onunla karşılaşıyor, ondan dolayı seviniyor, tebessüm ediyor. Bu Allah Teala'nın sevdiği, yani Müslüman din kardeşidir. O neşe zaten hani meşhur, bize tebessüm sadakadır. Bu da onun efendim ne yapıyor? Bu Allah Teala'nın sevdiği gülmedir. وَاَمَّا الضَّحِكُ الَّذِي يَمْقُتُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ, Allah-u Teala'nın kızmış olduğu ise o gülme. فَالرَّجُلُ, adam يَتَكَلَّمُ, konuşuyor, bil kelimetil cefe اَوْ الْبَاطِل, yani cefa verici veya hutta el-batıl, boş. Yani ya sıkıntılı kelime konuşuyor, karşıdakini üzüyor, veyahut da boş konuşuyor, anlamlı anlamsız konuşuyor. Peki bu sıkıntılı konuşmayı veyahut da bu boş konuşmayı niye yapıyor? Liyadhake, kendisi gülsün diye. Av yudhike, vakti milleti güldürsün diye. Fark etmez. İkisi de zarardır. Yani adam boş konuşuyor veya karşıdakini incitiyor. Maksat şaka olsun, maksat muhabbet olsun, maksat gülmek olsun, sıkıntılıdır. Yani batıl konuşacaksın, uyduracaksın veya hotta karşıdakini üzeceksin, güleceksin veya güldüreceksin. Bu her ikisi de sıkıntılıdır. Yehvi bihe, bundan dolayı, bu yapmış olduğu bu gülme veya güldürmeden dolayı batıl veya incitici ne yapıyor? Bundan dolayı yehvi bihe, bunun yüzünden düşüyor. Fi cehenneme, cehenneme seb'ine halifen, 70 yıl. Yani dibine doğru, aşağıya doğru 70 yıl ne oluyor? Mesafe alıyor. Allah'ın bir ara ses geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki 70 sene önce bir taş mı atıldı, birisi atıldı, daha yeni dibine vardı, cehennem. Evet. Demek ki tebessüm sadakadır. Güzeldir. Karşıdakine efendim moral veriyor, şeye veriyor. Ama durup dururken birilerini inciterek veyahut da yanlış, yalan sözler konuşarak gülme veya güldürme efendim sıkıntılıdır. Evet. 767. hadis-i şerif. Ad-diyafetu, misafirlik 3 gün, 3 gündür. 3 gündür. Ve caizetuhu, onun mükafatı yevmun ve leyletun, gün ile gece, 24 saattir. Yani aslında şöyle anlaşılıyor. Hani ilk gün, yani elinden gelen imkanlarla en güzel bir şekilde misafirini karşılama
24 saat. Ama ikinci gün, üçüncü günü ise artık Allah ne kısmet ettiyse, dördüncü gün zaten yoktur misafir, bu kalır. O men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir, kim Allah'a iman eder ve ahir gününe iman ederse, felyükrim dayfahu, misafirine ikram etsin. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bizim babamızdan daha yakın neyi öğretti bize? Hani misafir olsan hani 3 günden fazla kalma, milleti rahatsız etme. Ev sahibine neyi öğretiyor? O men kâne yu'minu billâh vel yevmil âhir, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, evet, büyük bir söz, felyukrim dayfahu, misafirine ikram etsin. O men kâne yu'min billâhi vel yevmil âhir, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, felyekul hayran, ya hayrı söylesin, ev yeskut, veyahut da sussun. Yani şerri söylemesin. Söyleyeceği şey hayırsa söylesin, yoksa sussun. Evet, demek ki misafir için yapılacak, ev sahibinin yapacağı, bir de hayır söyle veya sus. 768. hadis-i şerif. Ad-dayfu misafir yeti bir rizki ile gelir. Ve yertahilu, göç eder gider. Bizunu bil kavmi, o kavmin, ev sahiplerinin günahlarıyla. Sanki kavm daha da kalabalık. Yani oradakilerin günahlarını alıp götür. Az önce dedi ya, men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir, Allah'a ve ahirete iman eden misafirine ikramda bulunsun. Yani bunun demek ki müthiş bir karşılığı var. Ve yertahilü bi zunubil kavmi, kavmin günahını götürür. Yumahhisu anhu zunubahum, onları ne yapar? Temizler. Yumahhisu temizlemek demek. Anhum, o kavmin, o kişilerin, ev sahibinin zulümün günahını. Yani hem götürür hem de temizler. Belki hiç hani yapmamışlar gibi. Hani gafur, gafur vardı, bir de af vardı. Bir tanesinde Allah Teala affediyor ama o yazı duruyor. Yani o hata var. Bir tanesinde ise affediyor. Affettiği zaman yazı da siliniyor. Yani zaten affedilmiş. O affıyla beraber herhangi bir yazı da görülmüyor yani. Onun için Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anne. Yani hem yazı siliniyor hem de günah affediliyor. Cezakumullahu khairan kesin.